Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü sunar. Tarihin dönüm noktası. Sakarya Meydan Muharebesi. 200 yıldan beri Batı, ihtiyar Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya çalışmış, fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaşmış ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Joseph Arnold Toynbee. Viyana'da başlayan geri çekilme, 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi ile durdurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi ve Mareşallik ünvanı verilen Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen şu sözleri Sakarya Zaferi'nin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. ...1914-1918 tarihleri arasında 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı'nda ölüm kalın mücadelesi verilmiş, 7 düvele karşı 10 cephede milyonlarca şehit verdiğimiz Birinci Dünya Harbi bitmiştir. Cephelerde kazanılan savaş, müttefikimiz Almanlar yenildiği için masa başında kaybedilmiştir. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ağır şartlar içermektedir. İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya Anadolu'nun kritik yerlerini işgale başlamıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'nin bütün orduları ve donanması dağıtılmış, hürriyeti elinden alınmaya çalışılmış, milletimiz işgale dur demek için mukavemet teşkilatları kurmuştur. Kuvayi Milliye adlı bu gönüllü birlikler silahla mücadele ederken, ileri gelen toplum liderleri vatandaşları teşkilatlandırmaya ve işgalden kurtuluş çareleri aramaya başlamıştır. Yunan işgalini önlemek için milli seferberlik ilan edilmiş, tekalifi milliye yasası çıkarılmıştır. Kütahya-Eskişehir muharebelerinde 45 bin kişilik mevcudunun yarısını kaybeden Türk ordusunun mevcudu bu süre içinde tarlasından, sürüsünden, okulundan koşup vatanını savunmaya gelen yurttaşlarla yeniden aynı seviyeye getirilebilmiştir. Nice kadın kahramanlar bebekleri kucağında cephane taşımışlardır. 1921 tarihinde küçük bir ilçe merkezi olan Giresun, iki gönüllü alay toplayarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmıştır. Kayseri Taş Mektep'teki 63 lise son sınıf öğrencisi Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmuş, daha nice isimsiz kahramanlar ya istiklal ya ölüm diye şehit olmuşlardır. Maddi önlemlerin yanında milletimiz İstiklal Harbi'ne destek olması için cami kürsülerinde vaazlar verilmiştir. Kahraman ordumuza hitaben Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın her mısrası Sakarya Meydan Muharebesi öncesi milletimizin hissiyatını anlatmaktadır. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Kapsadığı alan ve süresi itibarıyla dünya harp tarihinde önemli yeri olan Sakarya Meydan Muharebesi,
100 kilometrelik bir cephe üzerinde 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırlarında kalan Sakarya Nehri'nin doğu yakasındaki alanda yapılan savaş, İstiklal Harbimizin dönüm noktası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ön sözüdür. 5 Ağustos 1921'de Meclis Mustafa Kemal'i başkomutan olarak görevlendirir. 12 Ağustos 1921, Mustafa Kemal, başkomutan sıfatıyla Sakarya Meydan Muharebesi cephesine giderek düşmanın muhtemel hareketlerine yönelik incelemeler yapar. 23 Ağustos 1921, Yunan kuvvetleri ağırlık merkezi Sakarya mevzisinin güney kanadı olmak üzere kuşatıcı tertiple taarruz eder. Türk ordusu kuşatmayı karşılamak için mevzisinin sol kanadını doğuya doğru uzatır. Düşman, Türk kuvvetlerini 23-30 Ağustos'taki yoğun saldırılarına rağmen kuşatamaz. Türk cephesini merkezden Haymana istikametinde yarmak ister. Yunan kuvvetlerinin taarruzu ordumuz tarafından durdurulur. 10 Eylül 1921'de Türk ordusu karşı taarruzu başlatır. Yunan ordusu Sakarya'nın batısına çekilip mağlup olarak gerisin geri kaçmaya başlar. 13 Eylül 1921'de Türk ordusu kesin zaferini ilan eder. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra batılı ülkeler Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadele Hükümeti'ni tanımak zorunda kalmıştır. İlk olarak Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıp İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, Misak-ı Milli'yi kabul etmiş, daha sonra Sovyet Rusya ile bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Anlaşması imzalanmıştır. Sakarya Zaferi yeni Türk Devleti'nin doğuşunda en büyük etkenlerden biri olmuştur. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusunun zayiatı 5.713 şehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 14.500 kayıp. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bölgede jeoradar sistemiyle sürdürdüğü sistematik arama çalışmaları sırasında yaklaşık 3.000 şehidimiz ve 115 şehitliğe ulaşmayı başarmıştır. Devlet ve millet olarak şehitlerimize vefa borcumuzu ödeme zamanı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Haymana ve Polatlı bölgesinde savaşların geçtiği 13.850 hektarlık alan devletimiz tarafından 8 Şubat 2015 tarih ve 29.261 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla tarihi milli park ilan edildi. Bu alan içinde 100 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğindeki bölgeyi kapsayan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı savaş literatürüne Sakarya Melhame-i Kübra'sı yani Sakarya Kan Deryası olarak geçen Sakarya Zaferi'nin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çok önemli bir konumda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, her karış toprağında milli mücadele ruhunu hissedebildiğimiz birçok siper, anıt ve müzeyi bünyesinde barındırıyor. Bir milletin şahlanışı ve yeniden doğuşunun yazıldığı Polatlı ve Haymana'daki bu topraklarda muharebelerin geçtiği 1. ve 2. hat mevzileri, şehitlerimizin şan ve şerefine uygun olarak yapılan şehitlikler, muharebeler açısından anıtsal niteliği olan karargah binaları, köprüler ve istasyon binaları, müzeler,
tanıtım merkezleri, anıt ve abideler, başta Milli Eğitim Camiası ve öğrencileri olmak üzere tüm vatandaşları ziyarete bekliyor. Polatlı Sakarya Şehitliği Zafer Anıtı ve Müzesi. Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, Sakarya Merkez Şehitliği'nin bulunduğu tepenin üstünde inşa edilmiştir. Bu tepeden Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği toprakların büyük bir kısmını görmek mümkündür. Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, kadın, asker ve genç bir erkekten oluşan bu üçlü kompozisyon, zamanla olgunlaşan milli şuurun ve gittikçe azamiye ulaşan milli gücün simgesidir. Sakarya Merkez Şehitliği'nde 140 şehidimiz bulunmaktadır. Şehitlerimizin bir kısmı Karatepe'de şehit düşen ve şehitlik yapıldığında bu alana getirilen askerlerimizdir. Haymana Mangal Dağı Şehitliği. 23 Ağustos günü Mangal Dağı Muharebeleri olarak tarihimize altın harflerle geçmiştir. Mangal Dağı, ana savunma çizgisine göre ileriye doğru çıkıntı yapan tek başına bir mevzi durumundadır. Ziyaretçiler bu alanda siperleri görebilecek, şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarında dualar edebilecek ve şahlanan bir milletin mücadelesini her karışta hissedeceklerdir. Çal Dağı. Çal Dağı, Sakarya Meydan Muharebesi açısından son derece önemli bir noktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır" ifadesiyle özetlediği ve dünya askeri literatürüne soktuğu, cephe hattı yarılsa dahi müdafi birliklerin uzun menzilli bir çekilme yapmayıp tutunabildiği ilk noktada dövüşmeye devam etmesi, böylece cephe yarılmasının savaşın kaybedilmesi olmaktan çıkması yaklaşımı, Çal Dağı ve çevresinde vücut bulmuştur. Bu arazide 3 alay, 5 tabur komutanı ve 900 erimiz şehit olmuştur. Kızılkırma Tepe İkiz Tepeler. Kızılkırma Tepe, bölgenin en kuzeybatı ucunu oluşturur ve Yunan taarruz alanını panoramik şekilde görme özelliğine sahiptir. Eylül 1921 öğle saatlerinde Kızılkırma Tepe İkiz Tepeler bölümündeki mevzilerin tamamı düşmandan geri alınmıştır. Bu bölgede Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından o günlerin anısını canlandıracak şehitlikler oluşturulmuştur. Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi. Sakarya Şehitleri Anıtı, Kadın Kahramanlar Müzesi'ne ev sahipliği yapmakta. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır. Müze, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından ismi Sakarya Köyü olarak değiştirilen tarihi Tırnaksız Köyü'nde bulunmaktadır. Kartaltepe ve Mehmetçik Anıtı. Kartaltepe, karayolun geçtiği Doğatepe ile birlikte Sakarya Nehri üzerindeki Beylik Köprü bölgesinde bulunan geçit ve köprüleri kontrol eden stratejik bir konumdadır. Bu stratejik önemi sebebiyle düşmanın en son terk ettiği bölgelerden biridir. Bugün tepenin karayoluna yakın bölgesinde düşmana dur diyen Mehmetçik Anıtı yükselmekte, Sakarya Meydan Muharebesini her yönüyle anlatan müze ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatmaktadır. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir.
eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Dua Tepe. Dua Tepe'nin Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde moral ve stratejik anlamda özel bir anlamı vardır. Dua Tepe, Türk genel karşı taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Dua Tepe, Viyana önlerinden başlayan geri çekilmenin sona erdiği bir dönemeç, düşmanın Ege Denizi'ne dökülünceye kadar kovalandığı sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır. Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Park Müdürlüğü, bölgenin peyzaj çalışmalarıyla tarihi dokusunu canlandırmıştır. Törenlerin daha düzenli yapılabilmesi için 500 kişilik metal tribün, 1200 kişilik amfiteyatro ziyaretçileri beklemektedir. Her yıl 13 Eylül'de Dua Tepe'de düzenlenen devlet törenlerine yurdun dört bir tarafından çocukları ve torunlarıyla katılan vatandaşlarımız, aziz şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemekte, onları rahmet, minnet ve şükranla anmaktadır. Bugün Polatlı ve Haymana arasındaki tepeleri dolaşanlara, bu çorak dağların havasında binlerce ve binlerce şehitlerin son nefesleri hala duyuluyormuş gibi gelir. Ve geceleri dağlarda dolaşan çobanlarla, dağ yollarından geçen yolcular, mesela Dua Tepe üzerine zaman zaman gökten nur yağdığını anlatırlar. İnanırsınız. Çünkü her bastığınız toprak parçası bir şehit mezarıdır. Şevket Süreyya Aydemir. Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Park Müdürlüğü sundu.